Depremlerle birlikte özellikle depremlerde yoğun göçler olmaktadır. Bu da yoğun göçlerde göç edilen noktalarda demografik yapıyı değiştirmektedir. Demografik yapının değişmesi sosyal, siyasal ve ekonomik değişimleri de beraberinde getirmektedir. Bunun nedeni ise toplumun kendini güvende hissedebileceği alanlara ulaşması gerekiyor. Birinci öncelik doğal afetten kaçmadır. Birinci güvenlik önceliğidir. Sonra bunu ekonomik, sosyal nedenler ve daha sonra da siyasal nedenler izlemektedir. Dolayısıyla temel nedenin güvenlik olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Demografik yapının değişmesi beraberinde çeşitli problemleri de getirebilir. Bunun çözümü için de özellikle yerel yönetimlerin, siyasi iktidarların ya da yerel yöneticilerin bununla ilgili ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Bu çalışmalar nelerdir? Ekonomik problemlerin çözülmesi, sosyal problemlerin çözülmesi, eğitim, kültürel ve siyasal problemlerin çözülmesi öncelikleri olmalıdır. Bu insanların en önemli problemi barınma, beslenme ve kendilerini güvende hissedebilecekleri alan olmaktadır. Bundan kaynaklı da göç bölgelerinin bu noktada biraz daha hassas ve özenle çalışılması gereken bir alan olması gerekiyor. Çünkü bu insanlar bir doğal afetten geldiler ve doğal afet sonucunda bir göç, kalıcı ya da geçici olarak bir göçü gerçekleştirdiler. Bununla ilgili bu travmaların ya da travmatik semptomların çözümüyle ilgili yoğun bir psikolojik destek almaları gerekiyor. Depremzedeleri bu anlamda ciddi noktalarda desteklemek ve depremzedelerle ilgili ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. Sivil toplumun üzerine de düşen görevler var ama bu işin yükü devlete kalıyor. Çünkü devlet bu işle ilgili bütçe ayarlamak zorunda. Bu bütçeyi depremzedeler yararına kullanmak zorundadır. Çünkü devletlerin birinci önceliği toplumun can ve mal güvenliğini korumaktır. Önemli bir konu ise toplumsal inşanın oluşturulmasıdır. Genellikle ülkemizde inşa denildiğinde son 20 yıldır özellikle inşaat anlaşılıyor. TOKİ eliyle inşaatlar yapılıyor, başka bir şey yok. Sosyal alanlar yok, kültürel alanlar yok. Ve insanların rekreatif anlamda kendilerini ifade edebileceği ya da zaman geçirebileceği bir alandan bahsetmek mümkün değil. Bundan kaynaklı toplumsal inşa derken birinci öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. İnşaatı bir köşeye koyalım. Çünkü toplumsal inşanın inşaatla bir ilgisi yok. Toplumsal inşa kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda bu toplumun düzenlenişi ve siyasal anlamda ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bunun yolu da demokratik, şeffaf ve halkın katılabileceği bir sistemden geçmektedir. Bunun birinci yolu yerel yönetimlerin demokratik anlamda beslenilmesidir. Oysa ki ülkemizde bu işler böyle gitmiyor. Yerel yönetimler ciddi bir markaj altında fonları kesilebiliyor ya da yeterli fonlar verilemeyebiliyor ya da projelerden muaf tutulabiliyorlar. Oysa ki tam tersi olmalıdır. Eğer demokrasiden bahsedeceksek, eğer toplumsal inşadan bahsedeceksek kesinlikle ve kesinlikle yerel yönetimlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Birçok yerel yönetimin bu süreçte çadırı yoktu, depreme hazırlıklı değildi. Biz depremi çokça konuşuyoruz, deprem hakkında çokça bilgimiz var ama hiç deprem olmayacakmış gibi yaşamaya da devam ediyoruz.